Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra YouTube'da yatay bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu platformu çok seviyorum aslında ama maalesef verdiğimiz emeklerin karşılığını bazen videolarımızda alamadığımızı düşünüyoruz. Çünkü ciddi emekler vererek hazırladığımız videolarımız erişim noktasında, izlenme noktasında istediğimiz seviyelere ulaşmadığı için insanlara faydalı olamadığımızı düşünerek bazen gardımız düşebiliyor. Yine de bu sefer motivasyonumuzu bir kez daha toplayıp sizlerin karşısına geldim. Bugünkü videomuzun konusu velilerimiz ve öğrencilerimizdeki Fen Lisesi hayranlığı. Evet günümüz sınav sistemi yani LGS ismiyle adlandırılan merkezi sınava baktığımızda sınava giren adaylar ve anne babalarının en büyük tercihi lise konusunda fen liseleri oluyor. Tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi tarihi köklü Anadolu liselerinin olduğu şehirlerde bu algı nispeten daha az olsa da geriye kalan 78 ilimizde maalesef Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve bunun yanında sosyal bilimler liseleri gereken değeri ve önemi tercihler döneminde görmemekte. Peki bunun sebebi nedir? Bu algı nasıl oluşuyor? Bir çocuk fen lisesi kazanamazsa başarısız mı demektir? Veya sadece fen lisesi kazananlar mı üniversite sınavında çok başarılı olurlar? Gelin bunu yakından inceleyelim. İlk izlenim olarak baktığımızda tabii ki eğri oturup doğru konuşmak lazım. Günümüz ismiyle YKS olarak adlandırılan üniversite sınavının sonuçlarını ele aldığımızda fen liseleri çok başarılı okullar olarak ilk planda göze batmakta. Fen liselerinin mezunlarına baktığımızda birçoğu tıp ve mühendislik alanlarında harika üniversitelere yerleşiyorlar. Üniversite kazandırma oranlarına baktığımızda da yine son yıllarda nispeten biraz düşüş olsa da fen liseleri çok yüksek bir başarıya sahip. Şimdi biraz önce dikkat ederseniz İstanbul, İzmir, Ankara'dan bahsettim. Geriye kalan 78 ilde bu algının söz konusu olduğunu söyledim. Ama İstanbul, İzmir, Ankara'da neden böyle bir algı yok? Çünkü İstanbul'da başta İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi olmak üzere bunun yanında Cihangeloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi birçok okul sayabiliriz. Bunlar benim aklıma gelenler ama bunun dışında bir çırpıda sayılabilecek birçok Anadolu sesi var. Bakın cümlemi tamamlarken bile Sakıp Sabancı Anadolu sesi, Burak Bora Anadolu sesi ve bunun yanında Beşiktaş Anadolu sesi gibi okullar da aklıma geldi. Aynı şekilde Ankara'da Atatürk Anadolu sesi, İzmir'de de Atatürk sesi, İzmir Kız Lisesi ve Borno Anadolu sesi gibi harika okullar var. Tabi Anadolu'daki diğer şehirlerimize baktığımızda yine harika Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri ve bunun yanında sosyal bilimler liseleri var. Ancak Veliler tercih etmediği için bu okullar gereken önemi, gereken değeri hala görememekte. Oysa derinlemesine incelediğimizde aslında YKS'de sorulan müfredatın, soruların %100'ünün Anadolu Sesi müfredatından olduğunu görmekteyiz. Fen Lisesi müfredatı Anadolu Sesi müfredatını kapsamakta ama sınavda soru çıkmayan konular da Fen Lisesi'nde işlenmekte. Ama bunun yanında da göz ardı edemeyeceğimiz iyi öğrencilerle birlikte okuma imkanı Fen Liselerini ister istemez tercih edilebilir duruma getiriyor. Zaten tercih döneminde şöyle de bir algı söz konusu oluyor. Hangisinin puanı daha yüksekse o üst tercihe yazılabiliyor ya da yüzdelik dilim olarak değerlendirdiğimizde hangisinin yüzdelik dilimi daha düşük olduğunda o okul daha yukarıya yazılıyor ve genelde o liseler fen oluyor ben yine de bu fen lisesi hayranlığının bu kadar abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda mesleki teknik Anadolu liseleri ciddi bir şekilde parlamaya başladı. Bunun önceliğini biliyorsunuz Baykar Lisesi, Teknopark Lisesi, Aselsan Lisesi, Özdemir Bayraktar Lisesi gibi liseler yapmakta. Bunun yanında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara ve Konya'daki Anadolu İmam Hatip Liseleri gerçekten çok iyi okullar. Ve sözel bölümden ilerlemek isteyen arkadaşlarımız için de sosyal bilimler liselerinin bu denli göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Anadolu Liseleri sosyal aktiviteler yönünden de zengin okullardır. Yani sadece Fen Lisesi odağında tercihlerde bulunmak bence çok yanlış. Tabii ki hedefimizde Fen Liseleri olabilir ama yelpazeyi daha geniş tutmaya çalışalım çünkü imkanları açısından. Belki de bizim hayallerimiz doğrultusunda hedefimizi almamız gereken okul bir Anadolu sesi olabilir ya da bir Mesleki Teknik Anadolu sesi olabilir ya da bir Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir. Bizler ülke olarak sıralama yapmayı, rakamsal değerler vermeyi, istatistiki verileri paylaşmayı çok seven bir ülkeyiz. Videomuzun sonunda bakın size şöyle enteresan rakamlar, bilgiler vereyim. Bir dönem koçluğunu yaptığım bir öğrencim LGS'den aldığı puanla Aydın'daki 3 tane fen lisesi var biliyorsunuz. Nazilli Fen Lisesi, Aydın Fen Lisesi ve Ortaklar Fen Lisesi. Bu üçüne birden yerleşemiyorken Hatta yanlış hatırlamıyorsam Aydın Lisesi var. Anadolu lisesi formatında bir lise. Buna da yerleşemiyorken benim yaşadığım şehirdeki en yüksek puanlı fen lisesine yerleşebiliyordu. Veya tersten düşünelim. Öyle Anadolu liseleri var ki fen liselerinden puanı yüksek. Öyle mesleki ve teknik Anadolu liseleri var ki fen liselerinden puanı yüksek öyle Anadolu İmum Hatip Liseleri var ki yine fen liselerinden yüksek puana sahip. O yüzden tek hedef olaraktan fen lisesini odağınıza koymanız doğru bir karar olmayabilir. Herkese LGS yolculuğunda başarılar diliyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoyu ihtiyacı olan öğrencilere ve velilere mutlaka gönderin. Bir sonraki videomuzun konusunu da bu videonun yorumlarına düşüncelerinizi yazarak sizler belirleyebilirsiniz. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Hoşçakalın.